Jahre'nin yayınına evine polisler geliyor. Ne diyorsun ya? Böyle bir şey mi var? Şunu bir izleyelim hemen beraber. Bu ne zaman olmuş? 2 hafta önce olmuş. Allah Allah. Dur bakayım. Beraber bir izleyelim, merak ettim. Yani bunları savcıların açıklaması lazım aslında. Anlatabiliyor muyum? Aydınlatması lazım ya adam, değil mi? Aydınlatması lazım yani, tamam evet böyle bir şey söyledi ama. Allah Allah. Efendim? Alo. 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 Sesi kapatmışlar. Nedense orada sesi kapatmışlar. Bakalım ne çıkacak. Evet, polis memurları geldi arkadaşlar. Bir iniyorum aşağıya. Bir iniyorum aşağıya, geliyorum arkadaşlar. Ne oldu ya? Ya bugün Ferit abinin yayına da aynı galiba o olayı bize de yaptılar sanırım, bilmiyorum. Anlamadım ama. Ne olmuş? Sahte ihbardan Ferit abinin yayına şey gelmişti. Kapıya Bu ne? polisler gelmişti. Öf, ya Bunu millet şöyle ne kadar kapatalım. işsiz ya. Sohbet diyelim. Bir kapıda bu şey tutması. Değil mi şey, Abi geliyor. güvenliğin. Saralım. Abi Ha polis ne geldi. seni soruyor. İçeri o. Allah. Ha geliyor. Dondum amına koyayım. O geliyor. Dondum. O geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. İşte Neyse. geliyor. Ya. Evdeyim birader. Sıkıntı yok. Ne Kahve olmuş? yaptım. Memur abilerime buraya kadar zahmet ettikleri için kahve içiyorlar. Tutanak yazıyorlar. Bu ihbarı yapanları bulmak için. Onun dışında bir sıkıntı yok. Tarafımıza ulaştı ihbar yapanlar. Öyle mi? Bir kişinin yani nick'i var, bit attı. Dedi Ha. ki Free ihbar Discord linkini bırakmış sağ olsun kral. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama ben atayım sana. Ya da Doğru, I'm evet Watson. doğru. Ya şimdi Türkiye'de durumlar öyle bir hale geldi ki insanlar artık evinden sadece CİMER'e yazılan bir şikayetle alınabiliyor. Yani durum bu kadar vahim aslında ve tehlikeli. Yani bizim için de benzer şeyler yaşanıyor ama tabii biz artık belli bir şeyde olduğumuz için, emniyetle irtibatımız olduğu için bunlar daha az yaşanıyor. Ama ne yazık ki artık birilerinin o sikko şikayetleriyle evinize polis gelebiliyor. Bu çok rahatsız edici, çok iğrenç bir şey. Yani birileri çat diye şikayet ediyor, çat diye bir bakıyorsun şeydesin. Polis geliyor falan böyle. Anlamsız anlamsız şeyler. Üzülüyorum ya. Gerçekten adaletin oyuncak haline gelmesi çok üzücü. Ya Doğru. doğru Yani bakalım. savcıya da yazık, polise de yazık. Yerine göre intikal ediyorsa hakime de yazık. Yani anlamsız bir şey. Ya doğru mu? Ama Doğru. Hatta şu kardeşime ben alındım. odada konuşuyorlar bir de hatta şu an. Ben kardeşime alındım 100 bitle bunu atmasını beklemiyordum. Şöyle bir 10 bit falan, Nerede 10 bin bit Discord? falan Atayım mı atsaydı. Discord'a? Nerede? Attım DM'den. Gidiyoruz mu? Yok. Bunlarla güzel uğraşacağım ben. Var mı bir hadise? Şu an içinden ne küfürler ediyor Arkadaşlar Jare'ye? baskın yapmanız onların hoşuna gider. İşte Tabii. geliyor Zaten özel beklenen arkadaş da ne İstedikleri bu, yapmamamız lazım istedikleri bu. zaten. Şimdi bunları anneleri babaları hiç sevmediği için bunlar çok şey büyüdükleri için, ezik büyüdükleri için bu şekilde ilgi çekmeye çalışıyorlar. Zor bir hayat yaşamışlar. Yani ben onlara acıyorum tabii ki doğal olarak ama yani yapacak bir şey yok. Sövmeniz hoşlarına gider, sevinir onlar. Şu an sadece benim hamile karım biraz üzüldü.
Ve Ben ne ona gereği var üzüldüm. ya? Evet, Ne Ahmet gereği var Efe'm ya? üzüldü. Doğmamış çocuğum üzüldü. Ben bunun hesabını soracağım sizden. Yani bu burada kalmaz. Ben bunun hesabını soracağım sizden. Haberiniz olsun. Levo geldi mi? Levo yayını kapatıp da gelir mi amına koyayım? Para lazım. Karısını göndermiş. Kendisi gelmedi. Bak geldi. Abi yayındayım ben. Ne yapabilirim ki? Şimdi Mert sormuş, en sondaki yaşlı polis sizi almaya geldi ya, ne oldu sonuç? Gene saldırılar değil mi? Haksız yere saldırılar değil mi? Haksız yere aldılar. Arkadaşlar o günü hemen şöyle tam ekranda da yapayım. Birazcık konuşalım, sohbet edelim değil mi? Şimdi bizim Gebze'deki hadisemizi hatta beraber izleyerek yapalım ya. Niye izlemeyelim ki değil mi? Sonuçta video bizim videomuz. İnsan kendi videosunu izlemez mi? Hemen Gebze videomuzu açalım. Şöyle beraber bir izleyelim. Ne olmuş, ne bitmiş? Bu arada Sade Vatandaş kanalında müthiş yeni videolar var. Bilginiz olsun, aklınızda olsun. Seveceğiniz videolar var. Hemen şöyle Gebze videosunu bulalım. Tam ekranda yapayım. Yemin ediyorum yetmiyor. Heh, tamam şimdi. Ha. Bak Cem'den cep telefonu çıkar. iPhone'un bir al. Evet. 1,5 milyar kira veriyordum. Adam birden bana dedi ki kardeşim senin kiran 4,5 milyar. İster kal ister çık. Ben ne yapayım? Ben evde iki kişiyim abicim. 3 ay 5 ay önce benim mutfak ısıtma masrafım 1 milyarken şimdi 3,5 milyar olmuş. Bu neyin davasını yapıyor? Gelmiş orada boş boş konuşuyor. Yok devleti kötüleme. Devlet bana ne yapmış? Sıkışınca. Devlet bana ne yapmış? Bana bir söyle. Ben tır şoförüyüm abicim. Ben tır şoförüyüm. Aylık 15 milyar para alıyorum. Zar zor geçiniyorum. Zar zor geçiniyorum ya. Böyle bir şey var mı? Gelmiş burada. Yok sen hainsin. En büyük hain sensin. Yani millete birbirine kışkırtıyorsun. Tayyip bana yapmış. Ne yap? Yine yetmeyecek. 10 bin yapsa ne olacak? 15 olsa ne olacak? Yetmeyecek. Her şeyden yetinecek. Bak, zaten abi bak şimdi bak. Hiçbir şey yok ortada. İnsanlar sakin sakin konuşuyor. Gayet normal bir şekilde. Tartışma yok. Bir şey yok. Geldi. İşgüzar. Yani hiçbir vasfı olmayan, muhtemelen hayatı boyunca hiçbir vasfı olmamış bir adamı polis yapmışlar. Geldi. Bak normal röportaj yapıyoruz ya. Bak. Kimlik göster. Kapat. Bak bak pozlara bak. Bir kere senin kapat deme hakkın yok. Kapatma hakkın yok. Gelmiş böyle bizi çoluk çocuk sanıyor. Ama buradaki amaçları ne biliyor musunuz? Bizim oradaki faaliyetimizi bitirmek. Neden böyle söylüyorum? Şimdi polis burada bize bu muameleyi yaptığı zaman bazı siyasi partilerin köpekleri hav 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 diye geliyorlar. Havlayarak geliyorlar ve polisten gaz alıyorlar. Biz devletimizin yanındayız. Biz milletimizin yanındayız. Biz neredeyiz? Arkasında mıyız? Biz zaten milletin kendisiyiz. Biz devletin kendisiyiz. Ama yok. Bunlar polisten gaz alıyor. Polisten bak şu an polisten gaz alacaklar. Ben size olayın arkasını da anlatacağım. Bunu herhalde hiçbir yerde anlatmadım diye tahmin ediyorum. Anlattıysam da eşe dostuna anlatmıştım. Belki şey olmuştur. Bak şimdi. Allah polis diye atlaması mı var canım? Tamam buyurun. Tamam kapatın. Niye kapatıyorum? Sonra Buyurun siz. Kimliklerinizi verin. Veririz kim? Şimdi burada geldi. Bu hareketi yaptı ya. Bu hareketi yaptı ya. Oradaki bazı siyasi partilerin köpekleri bunlardan gaz alıyor. Hop 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 diye geliyor. Şimdi polis burada yapması gereken şey şu. Arkadaşlar merhabalar, kolay gelsin. Kimlikleri rica edebilir miyim? Şikayet var. Bir GBT kontrolü yapalım. Tamam, yapalım. Al kimliği, ver kimliği. GBT'ne baktık, temiz. Sizden ricam çok kalabalık olmasın. Kargaşa çıkmasın. İnsanları hani şey olmasın, bir problem yaşanmasın. Tamam memur bey, biz zaten dikkat ediyoruz herhangi bir olay yaşanmaması için. Teşekkür ederiz uyarınız için deyip gider. Normalde yaşanan budur. Bakın normalde yaşanan budur. Ama bu siyasi parti mensubu ya da zihnen mensubu olan bu polisler, ki bu polislerle ilgili bize eşinden, dostundan, çevresinden bilgi geldi. Gayet de siyasi parti sempatizanı. Bunları da biliyorum. Hiç yani şey yapmasınlar ya, bunlar atıyordur tutuyordur demesinler. Sayın Sedat Peker'in bir lafı var. Ben kendisini pek sevmezdim ama şu videolardan sonra bir dikkatimi çekti. Diyor ki doğruların görünmeyen savunucuları vardır. Hakikaten öyle. Biz doğru olduğumuz sürece bizim görünmeyen savunucularımız var.
bizi kollayan, bizi seven dostlarımız var. Şimdi bu polis arkadaşlar geldi. Ne yaptılar? Buyurun. Şöyle bir bakalım ne yapmışlar. Nedir bu? Kapat. Ayrılın beyler. Kalabalık elmas. Dağılın. Dağılın. Beyler. Burada yaptıkları şeyi zaten biz yazdık. Ondan sonra devam edelim. Yaptıkları hareket bu. Kamera kaydı kapandıktan sonra yaptıkları hareket bu. Orada benim kolumu bükmeye çalıştılar. Bükemediler. Şu yaptıkları harekete bak. Rezillik. Bir polis için mesleğinin yüz karası, utanç diyebileceğimiz şeyler. Buyurun şu yaptıkları harekete bak. Şundan cesaret alıyorlar. Bazı siyasi partilerin köpekleri bundan cesaret alıyorlar arkadaşlar. Buna polisin izin vermemesi lazım. Ama ne yazık ki görüyorsunuz böyle şeyler yaşanıyor. Böyle şeyler yaşandığı için de bazı dediğim gibi siyasi partilerin köpekleri bizim başımıza dert oluyorlar, iş açıyorlar. Şimdi buradan sonra ne yaşandı size bunu anlatacağım. Muhtemelen de bunu ilk kez anlatıyorum. Orada bizi çektiler ya kenara. Dediler ki, dedim ki gözaltına alıyorum seni. Dedim ki gözaltına alamazsın. Savcılık kararı var mı? Yok, çıkarttırırım dedi. Çıkart dedim, ondan sonra gözaltına al beni. Ondan sonra aradı savcıyı. Efendim böyle böyle yapıyorlar, şöyle şöyle yapıyorlar. Ya bırak dedi adam da, salın dedi. Tabii bu bize öyle erkeklik yaptı ya, işte ben seni gözaltına aldıracağım falan filan. Aldıramayınca bize kendince şey veriyor, akıl veriyor. Bir tanesi daha var bunun. Orada görünmüyor videoda. Keşke görünseydi. O daha kötü. O daha beter. Bu hadi biraz daha yaşı itibariyle biraz daha sakin mizaçlı. Öbürü vurmaya çalışıyor, kolumu bükmeye çalışıyor, üstüme yürüyor, çekiştiriyor. Bakın bunu yapan polis. Utanarak söylüyorum, Türk Polis Teşkilatı'nda bir mensup. Maaş alıyor bu devletten, maaş alıyor bu adam. Hiç utanması yok bu adam. Siyasi parti yalakalığı yapan bir polisten bahsediyorum. Neyse arkadaşlar. Gidiyor. Şey geldi böyle beni azarlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bağırma lan diyorum. Sen bana bağıramazsın, sen bana lan diyemezsin. E sen de bana bağırıyorsun bilmem ne. O sırada ne oluyor? O diğer siyasi partilerin köpekleri vurmaya çalışıyor. Üstümüze yürüyor. Bunlar engellemiyor. Bu gördüğünüz kişi ve diğeri engellemiyor. Keşke o da şurada görünseydi ya. Ben onu bir bulayım da. İşte ne yazık ki görünmüyor. Engellemiyor. Muhalif olanlar, bizim arkamızda duranlar, ya işte bu böyle yapmayın, şöyle yapmayın deyince dağılın diyor, dağılın. AKP'li gelince hiç engellemiyor. Muhalif gelince dağılın diyor. AKP'li adam burama kadar geldi. Bakın burama kadar geldi. Hiçbir şey yapmadı. Muhalif olunca dağılın diyor. Dedim ki şu köpekleri dedim buradan çekin dedim. Çekin şu köpekleri buradan. Ondan sonra şey yap hani birazcık sert konuşunca tabii. Onlar da bir şey yaptılar. Daha sonra hiçbir şey yapamadılar. Gözaltı kararı çıkartamadı. Hiçbir şey yapamadılar. Paşa paşa gittiler. Ne yazık ki Türk Polis Teşkilatı'nın içine siyasi partilerden adam devşirildiği için bu hale geliyor. Utanç. Gerçekten utanç. Ama yapacak bir şey var mı? Var, yapacak bir şey var. Onları bu şekilde yani gösterin. Ki bu suç değil bu arada, hani aklınızda bulunsun. Bu tarz şeylerde meslektaşlarıma da söylüyorum. Yaptıkları hukuksuzluğu yayınlamak suç değil. Sonuçta görev esnasında. Ve yaptığı şey suç. Yani yaptığı şey suç onun. Benim yaptığım değil. Ama rezillik yani, işte bununla uğraştığına, bununla muhatap olduğunla kalıyorsun. Böyle de rezillik, rezil bir durum. Gerçekten ne diyeceğimizi bilmiyoruz ya. O kadar aciz bir hale geldiler. O kadar kötü bir hale geldiler ki. Keşke yaşanmasa. Keşke azıcık ahlaklı olsalar. O siyasi partinin yalakaları azıcık ahlaklı olsalar, ama ne yazık ki ahlak denen şey sükut etmiş derler ya. Bunlarda ahlakın zerresi yok. Zerresi. Gerçekten zerresi yok. Çok üzülüyorum. Bunların haline çok üzülüyorum. Gerçekten. Diyecek hiçbir şey yok. Ay.